Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde matematik, çevre ve çevre hesaplamaları nasıl yapılır? Bu konuyu ele alacağız sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Çevre, nesnelerin kenar uzunluklarının toplamıdır sevgili öğrenciler. Bunu unutmayalım. Bütün nesnelerin bütün kenar uzunluklarını toplarsak çevre uzunluğunu bulmuş oluruz. Görmüş olduğunuz şeklimiz bir karedir. Dört tane kenarı vardır. Bu dört tane kenarını topladığımızda bu karenin çevresini bulmuş oluruz sevgili öğrenciler. Çevre nesnelerin kenar uzunlukları toplamına denir. Bu nedenle bir nesnenin çevresini hesaplamak için kenar uzunlukları toplamamız yeterlidir. Hesaplama şekli nesnenin özelliğine göre değişebilir. Biraz sonra bunu ne demek istediğimi açıklamalarda göreceksiniz. Evet, örneklerle anlatmaya başlayalım isterseniz. Bir kenar uzunluğu 4 santimetre olan bir karenin çevresi nasıl bulunur? Şimdi ona bakalım. İki yoldan bulabiliriz. Birinci yolda kenar uzunlukları eşit olduğu için kenar uzunluğunu 4 ile çarparak bulabiliriz. 4 kere 4, 16 santimetre kare çevre uzunluğu, santimetre. Ya da ikinci olarak toplama işlemiyle de buluruz. 4 tane 4'ü topladığımızda yine 16 santimetre çevre uzunluğu çıkacaktır. Toplamayla da bulabiliriz sevgili öğrenciler. Evet. Karenin çevre uzunluğu. Ya ne yapıyoruz? Bütün kenarları topluyoruz. En basit yöntemi. Ya da karenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğu için 4 ile çarparak çevre uzunluğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Kare bütün kenar uzunlukları eşittir. Bütün açıları 90 derece olan dörtgene diyoruz. Bu yüzden karenin kenar uzunluğu birbirine eşit olduğundan çevresini ya bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarpıyoruz ya da dört kenarını toplayarak hesaplamamızı yapabiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi örneklerde çevre hesaplamalarına açıklamaya devam edelim. Bir kenar uzunluğu 28 santimetre olan kare şeklindeki bir masanın çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Burada kural şudur. Karenin kenar uzunlukları eşit olduğunda ya bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarparız ya da 4 tane bir 28'i toplayarak da sonuca ulaşabiliriz. İki yolu da kullanabilirsiniz. Şimdi birinci çözüm yoluyla ne yapıyoruz? 28 ile 4'ü çarpıp karenin, yani daha doğrusu bu masanın çevresinin uzunluğunu 112 santimetre olarak buluyoruz. Ya da 28, 4 tane 28'i toplayarak yine bu masanın çevresini 112 santimetre olarak bulabilirsiniz. Aynı sonucu elde etmiş oluruz sevgili öğrenciler. Başka bir örnekle anlatalım. Bir kenar uzunluğu 76 santimetre olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir diyor. Evet, karenin kenar uzunlukları eşit olduğundan ya bir kenar uzunluğuyla 4'ü çarpıyoruz ya da bütün kenarları toplayarak buluyoruz. Bu kurallardan istediğimizi uygularsak aynı sonucu elde etmiş oluruz. Evet, çözüme gittiğimizde ne yapıyoruz? 76 ile 4'ü çarparak çevre uzunluğunu 304 santimetre olduğunu buluyoruz. Evet, ya da 4 tane 76'yı toplayarak 304 santimetre olarak buluyoruz. Bunu da metreye çevirdiğimizde 3 metre 4 santimetre eder. Bunu unutmayın. Uzunluk ölçülerinde çevirme ne yapıyoruz?
Uzunluk ölçüleri yüzer yüzer artar, yüzer yüzer azalır. O yüzden 304'ü 100'e böldüğümüzde 3 metre 4 santimetre eder çevre uzunluğu diyoruz sevgili öğrenciler. Başka bir örneğimize devam edelim. Bir kenar uzunluğu 97 metre olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir? Yine iki kuraldan birini uygulayabiliriz. Ya çarpma yapacağız ya toplama. Karede bu geçerlidir biliyorsunuz. Bir kenarı 97 metre olduğu için ne yapıyoruz? 4 ile çarparak bahçenin çevresini 388 metre olarak buluyoruz. Ya da 4 tane 97'yi toplayarak bahçenin çevresini 388 metre olarak bulabiliriz sevgili öğrenciler. Evet, bir kenar uzunluğu 86 santimetre olan kare şeklindeki halının çevresi kaç santimetredir diyor. Bir de kural olarak ya çarpmadan gidebiliriz ya da toplamadan da yapabiliriz. Çözüme giderken iki yolu da kullanalım. Dört kenarı da aynı uzunlukta olduğu için 86 ile 4'ü çarpıyoruz. 344 santimetre buluyoruz çevreyi ya da 4 tane 86'yı toplayarak çevre uzunluğunu 344 santimetre olarak bulabiliriz sevgili öğrenciler. Evet, dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur peki? Şimdi bunu ele almak istiyorum. Dikdörtgen, açıları dik açı olan ve karşılıklı kenarları uzunluklar birbirine eşit olan ve paralel olan dikdörtgenlere dikdörtgen adı verilir. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunluklar birbirine eşittir. İki uzun kenar, iki kısa kenar vardır. Bunu dikkate alarak çevre uzunluğunu bu şekilde bulacağız ve buna göre bir kural oturtmamız gerekiyor. Dikkatlice dinlerseniz kuralı göreceksiniz. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Yani kısa kenar kısaya, uzun kenar uzuna eşittir. Bu nedenle çevresini hesaplarken karşılıklı kenarları toplar, toplamları da topluyoruz yani. Kısa kenarları topluyoruz, uzun kenarları topluyoruz, sonra ikisini birleştiriyoruz. Ya da bir uzun kenar ile bir kısa kenarı topluyoruz ve 2 ile çarpıyoruz. Neden 2 çarpıyoruz? Çünkü 2 uzun 2 kısa kenar olduğu için çarparak da bu ikinci olarak da bunu bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde de aynı sonuca ulaşacağımızı göreceksiniz. Şimdi örneklerde zaten göreceksiniz aynı şekilde. Örneğimizdeki dikdörtgenin uzun kenarı 8 cm, kısa kenarı 6 cm'dir. Şimdi bunda çevresi nasıl bulunuyormuş? Birinci yolda uzun kenarları topluyoruz 12 cm, kısa kenarlar 12 cm, uzun kenarları topluyoruz 16 cm, sonra uzun kenarla kısa kenarın uzunluklarını birleştiriyoruz ve dikdörtgenin çevresinin 28 cm olduğunu buluyoruz. Diğer bir yol, uzun kenarla kısa kenarı topladık, 14 cm bulduk, sonra 14 ile 2'yi çarparak dikdörtgenin çevresini gördüğünüz gibi aynı sonuca ulaştık, 28 cm olarak bulduk. Bir başka bir örnekle devam edelim. Bir uzun kenar 26 cm, bir kısa kenar 17 cm olan dikdörtgen şeklindeki panonun çevresi kaç cm'dir? Biraz önce ele aldığımız iki yoldan da sonuca gidebiliriz. Ne yapıyoruz? Uzun kenarla kısa kenarı topluyoruz. Sonra İki ile çarpıyoruz sevgili öğrenciler. Burada işlemde bir hata var. Hemen düzeltmek istiyorum size. Uzun kenar 26, 13, 9, 43 değil 43 cm olacak. 43 ile 2 ile çarptığımızda 86 cm olacak. 9'ları buradan hemen kaldırmamız gerekiyor. Ben 9'ları buradan
İptal ediyorum. Kalemimi alayım buradan. Hemen kalemim nerede? Evet, dokuzlar yok. Unutmayın. Evet, dokuzlarımız yok. Çevresi 86 santimetredir diye bulabiliriz sevgili öğrenciler. Evet. Başka bir örneğimizde yine bir uzun kenar 89, kısa kenar 58 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresi soruluyor. Pardon, santimetre değil, metre. 89 uzun kenar 89, kısa kenar 58 metre. Bu arsanın çevresini bulalım. Ne yapıyoruz? Uzun kenarla kısa kenarı topluyoruz. Sonra 2 ile çarpıyoruz ve bu arsanın çevresinin 294 metre olduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Hemen bir dakika, şu diğer üçüncü örneğimiz. Uzun kenar 85 santimetre, bir kısa kenar 66 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki masanın çevresini soruyor şimdi. Yine aynı yolu izliyoruz. Uzun kenarla kısa kenarı topluyoruz. Sonra 2 ile çarparak bu masanın çevresini çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Biraz önce anlattığım yollardan bir istediğiniz yolu kullanabilirsiniz. Uzun kenar 79, kısa kenarı 57 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresini soruyor şimdi. Evet, ne yapıyoruz? Uzunla kısa kenarı topla. Sonra bunu 2 ile çarptığımızda bu bahçenin çevresini ne yapabiliyoruz? Çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ya da en kısa, en basit yoluyla bütün kenar uzunluklarını teker teker toplayıp dolaşabilirsiniz. Çevre hesaplamaları dediğinizde toplama geçerlidir. Unutmayın. Çevre hesaplamalarında toplarız, alan hesaplamalarında çarparız. Yani hangi nesne olursa olsun, ister kare, ister dikdörtgen, ister yamuk, ister paralel kenar, ister üçgen, bütün kenarları toplarsanız çevre uzunluğuna ulaşabilirsiniz. Bu formüllerin hiçbirini hatırlamıyorsanız sadece toplamayla bile sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela üçgen ve çevresi nasıl bulunur, buna dikkat edelim şimdi. Düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşiminden oluşan geometrik şekle üçgen diyoruz sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi bir üçgen örneği var. Üçgendeki köşeleri görüyorsunuz. Kenarları görüyorsunuz. Evet. Üçgenin çevresini hesaplarken kenar uzunluklarını topluyoruz. A kenar 7 santimetre, B kenarı 9, C kenar 6 santimetre olan üçgenin şeklindeki pastanın çevresi kaç santimetredir diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün kenarları toplayarak üçgenin çevre uzunluğunu 22 santimetre olarak bulabilirsiniz. İsterseniz alt alta da toplarsınız, isterseniz yan yana da toplama işlemiyle aynı sonuca ulaşırsınız sevgili öğrenciler. Başka bir örnekle devam edelim. Evimizin terasının şekli üçgene benzemektedir. Terasın A kenarı 9 metre, B kenarı 12 metre, C kenarı 14 metredir. Terasın çevresi kaç metredir diye sorduğunda hemen ne yapacağız? Toplamayla sonuca ulaşabiliriz. Bütün kenar uzunluklarını topluyoruz ve üçgen şeklindeki bu terasın çevre uzunluğunu 35 metre olduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet, şimdi gördüğünüz gibi başka bir şekil geldi önümüze. Biraz önce anlattığım şey işte ne demiştim? Çevre uzunluğunu sadece toplamayla bulabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şeklin çevre uzunluğunu sorduğunda bize verilen bütün çevre kenar uzunluklarını topladığımızda bu şeklin çevresini hesaplayabilirsiniz. Nasıl mı? Bakın. Evet, 12 santimetrelik alt kenar. Sonra 7 santimetrelik yandaki, sonra 4, 2, sonra 8 santimetrelik kenar, sonra 5 santimetrelik kenarı topluyoruz. Gördüğünüz gibi bütün kenarları topladığımızda bu şeklin çevresinin 38 santimetre olduğunu gördük. Yine başka bir şekil var önümüzde. Gördüğünüz gibi
Bu şekilde de bu çektiğin çevresini bulmak için bütün kenar uzunluklarını toplayarak sonuca ulaşabilirsiniz sevgili öğrenciler. Çevre uzunluğu dediğimizde aklınıza toplama gelsin. Bütün kenarları toplayarak çevre uzunluğuna ulaşabilirsiniz. Çevre hesaplamalarını topluyoruz. Alan hesaplamalarında çarpmayla sonuca ulaşabiliriz. Bu şeklinde çevresi 24 santimetreymiş. Evet, başka bir örneğimiz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde çevresini hesaplarken bütün kenar uzunluklarını toplayarak ne yapıyoruz? Bu şeklin çevresinin uzunluğunu bulabiliyoruz sevgili öğrenciler. Bu şeklinde çevresinin uzunluğu 38 santimetreymiş. Son bir örneğimiz. Gördüğünüz gibi değişik bir şekil var. Bunun çevre uzunluğunu bize soruyor. Ne yapacağız? Bütün kenar uzunluklarını toplayacağız ve bu şeklin çevre uzunluğunu bulabiliriz. Bu şekilde bir tarlamız da olabilir, bahçemiz de olabilir. Böyle çizip bu tarlamızın veya bahçemizin çevresinde bu şekilde uzunluğunu hesaplayabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bütün kenar uzunluklarını topluyoruz. Gördüğünüz gibi bu şeklin çevre uzunluğu 30 santimetreymiş. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Umarım faydasını görmüşsünüzdür, faydalı olmuşumdur. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler.